İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 2019 kaza raporlarını açıkladı. Bu verilere göre İstanbul'da en çok ölümlü ve yaralanmalı kazanın meydana geldiği 10 nokta belirlendi. Bu noktalarda polis çalışmalar başlattı. Merhabalar. İstanbul'da kazaların yoğun olduğu yerlerle ilgili çalışmalarınız var mı? Bunlar nelerdir? Biz İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak trafik kazası olan her yerin GPS'ten koordinatlarını alıp haritalanma sistemi üzerinde haritalıyoruz. Ve kazaların yakın bölgede fazla sayıda olduğu noktalara kaza sıcak noktası olarak tabir ediyoruz. Buraları çıkartıyoruz. İstanbul'da kaza sıcak noktaları, yani 100 metre çapında birden fazla kaza olduysa kaza sıcak noktası bizim için. Bu kaza sıcak noktalarını tespit ettikten sonra kaza raportan ekibin haricinde uzman bir ekibimiz teker teker bu kaza sıcak noktalarına gidiyor ve buradaki durumu tespit ediyor. Burada neden kaza olduğunu araştırıyoruz. Burada kaza yolla alakalı bir durumdan mı, hız limitlerinden mi kaynaklanıyor ya da sürücülerin sürekli ihlal ettiği bir kural mı var, ondan mı kaynaklanıyor? Bunu tespit ediyoruz. Çünkü bir noktada birden fazla kaza olması normal bir şey değil. Bu tespitlerimize göre eğer yolun yapımı, bakımı, işaretleriyle alakalı bir durum varsa ilgili kurumlara, belediyeye, karayollarına bununla ilgili yapılması gerekenleri, tavsiyelerimizi yazıyoruz. Onlar gereğini yapıyorlar. Denetlemelerle alakalı bir durum varsa da biz kendi denetimimizi o kural ihlaline göre uygun ekibi oraya sevk edip orada denetimlerimizi ağırlaştırıyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela yaya geçidi olan bir bölgede yayaya çarpma trafik kazası oluyorsa burada sürücüler muhtemelen yayalara geçiş önceliğini vermiyorlardır. Biz burada yaya denetimlerimizi artırarak bununla ilgili önlem alıyoruz. Son yıllarda İstanbul'daki kazalara bakacak olursak istatistikler var önümde. 2017 yılında İstanbul'da 177 adet ölümlü trafik kazası meydana gelmiş. 2018'de bu sayı 123'e düşmüş. 2019'da daha da düşmüş 109'a. Yani 2016'dan 2019'a kadar ölümlü kaza oranında %60'a yakın bir azalma söz konusu İstanbul için. Bu da gayet büyük başarı. Bildiğiniz gibi ülkemiz ölümlü trafik kazalarında ciddi bir mesafe kaydetti, kat etti. Ve gelişmiş devletlerin standartlarına yaklaşıyoruz. Hedefimiz sıfır kaza. Bunun için de son derece önemli bir çalışma olarak görüyoruz bunu. İlimizde en fazla kural ihlali yapılan konu hız kurallarına uymamak. Bildiğiniz gibi aşırı hız trafik kurallarında ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Ne kadar hızlı giderseniz önünüzdeki insanları görme açınız daralıyor ve durma mesafeniz uzuyor. Doğal olarak kaza yapma riskiniz doğru orantılı olarak yükseliyor. O yüzden en fazla ceza işlem uyguladığımız kural ihlali hız. Bunu emniyet kemeri, emniyet şeridi ve seyir halinde cep telefonu kullanmak gibi ihlaller de takip ediyor. Emniyet kemerine ben ayrıca bir parantez açmak istiyorum. Emniyet kemeri trafik kazasının belki oluşumunu etkilemiyor. Kimse emniyet kemeri takmadığı için kaza yapmıyor belki ama o kazadan sonra ölüm ve yaralanma oranlarını çok yüksek oranlarda etkiliyor. Yani eğer emniyet kemeri takarsa sürücüler yarı oranında daha az ölüyorlar. %60 oranlarında daha az yaralanıyorlar. Yaralamalı olacak kaza maddi hasarlı bir kazayla neticeleniyor. Biz de emniyet kemeri denetimlerini yoğun olarak yapıyoruz. Son yıllarda kameralardan da emniyet kemeri ihlallerini tespit, bunları da cezaya dönüştürüyoruz. Evet. Tabii ilimizde emniyet kemeri takma oranı bu uygulamalarla birlikte ciddi manada yükseldi. Bunun da biz meyvesini ölümlü ve yaralamalı kazaların azalması olarak görüyoruz. %47'lerden 2017'de bu oran şu an %96.7'ye çıktı. Yani sürücülerin %96.7'si emniyet kemeri kullanıyor araca bindiğinde. Bu çok sevindirici bir oran. %100 olana kadar da biz denetimlerimize devam edeceğiz. Trafik kazalarını azaltmak için sürücülere öncelikle emniyet kemerlerini muhakkak takmalarını, sadece sürücülere değil, yolculara, arka koltukta oturanlara da emniyet kemerlerini muhakkak sürekli takmalarını öneriyoruz. Bunun yanında seyir halinde araç kullanırken kesinlikle cep telefonuyla konuşmasınlar. Sadece Bluetooth'lu kulaklıklarla ya da araçların Bluetooth kitlerinden konuşulabilir cep telefonuyla. Onun dışında ciddi manada dikkati dağıtıp kazalara sebep olan bir durumla karşı karşıya kalırlar. Hız limitlerine uymaları gerekiyor. Araç cinslerine göre hız limitlerine uymaları gerekiyor. Çünkü hız limitleri bilimsel verilere göre hesaplanmış verilerdir. Bunun yanında kesinlikle
alkollü araç kullanılmaması gerekiyor. Çünkü alkol dikkati ve refleksleri son derece araç kullanırken zayıflatan bir etmen olarak karşımıza çıkıyor. 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. Yayaların vücutlarında herhangi bir koruyucu aparat yok. Araçlar gibi metale çarpmıyor, plastiğe çarpmıyor. Doğrudan insanın bedenine çarpıyor araçlar ve ciddi ölüm ve yaralanmalara sebep oluyor. Yaklaşık ölümlü kazalarında %25'i gibi bir oran yaya kazaları olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden kesinlikle yayalar karşıdan karşıya geçerken kuralları uysunlar. Sürücüler de yaya geçitlerinde ve kavşaklarda yavaşlasınlar. Karşıdan karşıya geçmekte olan yayalara yol versinler. Biz denetimlerimize buna ağırlık veriyoruz ama herkesin buna dikkat etmesi gerekiyor. 2019 yılı içinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü olarak trafik kazalarının azaltılmasında en başarılı il ödülü alarak bir teşekkürname aldık. Çalışmalarımız etkin şekilde devam edecek. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 2019 kaza verilerini açıkladı. Bu verilere göre İstanbul'da en çok yaralanmalı ve ölümlü kazanın meydana geldiği 10 nokta belirlendi. Polis bu noktalarda çalışma başlattı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün 2019 kaza verilerine göre en çok yaralamalı ve ölümlü kazanın meydana geldiği noktalardan biri de Gazi Osman Paşa Tem mevkii oldu. Hem Gazi Mahallesi'nden arabalı otobüsler, minibüsler geliyor. Hem de otobana giriş var. Hem burada hastanemiz var. Hastanemize giden bir yol var ama orası da tam böyle belli olmuyor. Ondan sonra ne oluyor? Bir de ışıklarımız yok aşağıda Gazi Mahallesi'nden girişinde. Bir de Alibeyköy'de yol gidiyor buradan. Baktığımız zaman arabalar hepsi birbirine karışıyor. Bir de burada kamyonetler, tırlar hani buradan çıkıyor. Ondan sonra otogara giriş var buradan. Gazi'ye giriş var ama hepsi birbiriyle böyle bütünleşiyor ve sık sık kazalar meydana geliyor. Ama buraya tabii bir önlem ve tedbir alınması gerekiyor. Işıklar yapılması gerekiyor. Aksi takdirde burada hani minibüsler de hızlı bir şekilde geliyor. Hiçbir hani şey yok. Bir engel, bir mani yok yani böyle. Onun için hani bunun sonlandırılması lazım yani. Öncelikle bir yaya geçidi yok. Var. Üst yaya geçidi var. Vatandaş da o üst geçidi kullanmakta biraz zorlanıyor mudur? Nedir? Bu çünkü buraya gelenler genelde fizik tedavi hastanesine geliyorlar. Dolayısıyla yukarıya çıkmak, inmek onlar için zor olabilir. Bir ışık olmuş olsa, bir yaya geçidi olmuş olsa çok iyi olur. Buranın trafiği çok yoğun. Sadece bunu minibüslere mal etmek doğru değil. Dikkat ederseniz her saniye arabalar akıyor bakın. Burada en önemli eksik bence ışık. Bir ışık olup yaya geçidi olması lazım. Üst geçitleri kullanmak vatandaşa biraz zor geliyor. İstanbul'da en fazla kazanın meydana geldiği kavşaklardan birinden şu anda arabayla geçiyoruz ve burada giriş çıkışlar oldukça fazla gözüküyor. Araçlar ise çok hızlı gidiyor. 2019 kaza verilerine göre en çok ölümlü ve yaralamalı kazanın olduğu bir diğer nokta ise Koz Yatağı Kavşağı oldu.
Burada arkasında ondan sonra yatağı sollamadan dolayı bir kaza oldu yani burada. Tam bizim önümüzde oldu burada. Burada çalışıyorum ben de. Yani dikkatsizlik bayağı bir aşırı olmaya başladı yani. Yani sürekli kaza oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Yani şimdi hastaneden çıkıyor ambulans. Arabalar mesela genelde ambulanslara yer ver, şey yapmıyor yani. Yani geçit vermiyor yani. Bu noktadaki kazaların genelde nedeni hız sınırı açtıkları için sürekli bir ani dönüş yapıyorlar. O nedenle çoğu zaman problem oluyor. Yani burada yaşıyorum ben de zaten. Sürekli haftada en az 2-3 kere kaza görüyorum. Verilere göre 2019 yılında TEM Otoyolu'nun Seyrantepe mevkiinde 12 ölümlü ve yaralamalı kaza meydana geldi. Önemli onu ben çekeyim.